Evet, Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dejeri. Tarıma Doğru Bilginin Kısa Yolu Türkiye'nin Görsel Tarım Kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğümüzce başlatılan uzmanlarla baş başa eğitim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 22. dersimizde hıyar yetiştiriciliği konusuyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Doktor Volkan Gözen hocamız bizlerle birlikte. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağla Hanım. Evet, başlamadan önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz hocam? Evet, 1996 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunum. Akdeniz Üniversitesi'nde yine aynı şekilde yüksek lisansımı bitirdim Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde. Ondan sonra doktorayı da Ankara Üniversitesi Bahçeşehir Bölümünde bitirdim. Yaklaşık 2000 yılından itibaren Batem'de çalışmaktayım. Biber de ıslah çalışmaları ve sonunda da hıyarda ıslah çalışmalarında yer alan projelerin içinde olduk. Batem olarak işte yazlık sebzelerde ben de hıyarla ilgili çalışmaları yürütmekteyim. Çok güzel. Aramıza tekrardan hoş geldiniz hocam. Hoş Dersimizin buldum. saati geldi. İsterseniz dersinize başlayalım hocam. Tamam, sunumu hemen paylaşıyorum. Tamam hocam. Şu an geldi. Evet. İyi dersler hocam. Evet, iyi, teşekkür ederim, sağ olun. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz da hıyar yetişiciliği olarak gözüküyordu. Hıyar yetişiciliği arkadaşlar, salatalık değil, en başta söyleyeyim, hıyar yetişiciliği konumuz. Ana vatanı Hindistan olup 3000 yıl önce Hintliler tarafından kültüre alınmış bir sebzedir. Asya orijinli olup Cucurbitaceae yani kabakiller familyasının bir üyesidir. Himalaya dağlarından Bengal körfezi arasında bölgeden sırasıyla Çin, İran, Anadolu'ya buradan da Romalıların vasıtasıyla Yunanistan'dan Avrupa'ya ulaştığı düşünülüyor. Dünyada ve ülkemizde hıyar üretimine baktığımızda dünyada en fazla üretim Çin'de gerçekleştirmekte. Biz 2018 yılı verilerine göre 1,8 milyon ton bir üretimle 4. sırada yer alırken 2019 yılında üretimimiz 1,9 milyon tonla dünyada ülkeler genelinde ikinci sırada yer almaktayız. Miktar olarak üretim alanı olarak da yaklaşık 38.500 hektar alanda üretim yapılmakta. Örtü altı sebze üretiminde ise domatesden sonra ikinci sırada gelmekte. Yaklaşık %17-%17,5 paya sahip toplam sebze üretiminin. Besin içeriği yönünden her ne kadar %95,2 su olmasına rağmen enerji ve protein bakımından enerji olarak da yani düşük kalorili bir sebze türüdür. Besin içeriği yönünden tıbbi özelliklerinden dolayı model bir bitki olarak gözükmekte. Sağlık açısından düşük şeker içeriği ve idrar söktürücü özelliği yönünden öne çıkmış. Yine kozmetik sanayinde yatıştırıcı, temizleyici, yumuşatıcı özelliklerinden yararlanılmakta. Tıbbi özellikleri bakımından da içerdiği enzimler sayesinde kan pıhtılaşması ve yaraların iyileşmesinde yardımcı olan bir besin içeriğine sahiptir. Detoks programlarında en fazla kullanılan idrar söktürücü, diyet programlarına yer alan bir sebze türüdür. Botanik özelliklerine baktığımızda kök yapısı ana kök kazık kök olup yüzdek bir yapıya sahiptir. Ana kök üzerinde oluşan yan kökler saçak kök görünümündedir ve fazla derine inmez 30 ila 50 santimetre kadar inen orta derinlikte bir kök yapısına sahiptir. Gövde otsudur. Gövde üzerinde birçok boğum ve boğum arasında oluşur. Boğumlarda yapraklar ve sülükler bulunur. Dallar üzerinde meydana gelen sülükler
çevreye de tutunduğunda bitki sarılıcı bir özellik kazanır. Yaprak koltuklarında yan dallar çıkar. Dişi ve erkek çiçekler meydana gelir. Dişi çiçekler ana gövdede çıkar. Dallar ve yapraklara baktığımızda genellikle yan dallar yaprakların gövdeye birleştiği yerde başka bir deyişle yaprak koltuğunda çıkar. Dallanma kuvvetlidir. Yapraklar büyük, parçasız, 3-5 lobludur. Yaprak kenarı düz veya dişli olabilir. Yaprakların üst yüzü düz ve parlak, alt yüzü mat ve tüylüdür. Yapraklar gövde üzerinde spiral şeklinde sıralanır. Çiçek biyolojisine baktığımızda çiçek yapısı monosi dediğimiz, yani bir bitki üzerinde hem erkek hem dişi çiçeklerin aynı bitkide olduğu, ayrıca cinosi dediğimiz tamamen dişi bitkilerin olduğu, yani bitkilerde sadece dişi çiçeklerin olduğu cinosi tiplerindedir. Bitki üzerinde yaprak koltuklarında çiçekler meydana gelir. Örtü altı yetişiminde kullanılan çiçeklerin tamamı dişi çiçek veren partenokarp çeşitlerden oluşmaktadır günümüzde. Dişi çiçeklerin alt kısmında meyve taslakları vardır. Erkek çiçeklerden ayırt etmenin en güzel yolu budur. Beşli yapıdadır. Çanak yaprak renkli, yeşil renklidir. Yine taç yaprak sarı renkte. Erkek organ ve dişicik tepesinden oluşmaktadır. Dişicik tepesinde 3 tane karperi vardır. Erkek çiçekler yok, anterler yoktur. Yanında erkek çiçeği görmektesiniz. Kesitinde anterlerden oluşmakta. Yerde çiçekler sıcaklık ve ışık faktörlerinden etkilenirler. Özellikle yüksek sıcaklık, uzun gün ve yüksek ışık koşullarında erkek çiçekler oranı artar. Tabii bazı çeşitlerde bu gerçekleşmekte. Aynı şekilde bunun kısa gün, düşük sıcaklık ve düşük ışık yoğunluğunda dişilik oranı artıyor. Gece gündüz sıcaklık arasındaki fark büyük olduğu zaman da dişi çiçek oluşumu artış gözlenmekte. Polen aktivasyonu sabahleyin erken saatlerinde gerçekleşiyor. Çiçekler açıldıktan yaklaşık 3 saat sonra tozlanabilir hale geliyor. Optimum başarılı meyveleme sıcaklığı da 12 ile 30 santigrat arasında meydana gelir. Yabancı önlenen bir sebzedir. Meyvelerine baktığımızda çekirdekli çeşitlerde meyve dönleme olayından 5-10 gün sonra meydana gelmekte. Meyve yaprak koltuklarında meydana gelen dişi çiçeklerden oluşmakta. Silindirik ve düz ve olukludur. Diken veya sil bulunabilir. Meyve rengi yeşilin tonlarında, açık koyu yeşil arasındadır. Meyveler partenokarp dediğimiz çeşitlerden oluşmaktadır. Yansıda da görüldüğü gibi uzun langa tipi uyarlarımız, beta alfa tipi uyarlarımız, badem uyarlarımız ve silor dediğimiz ve atıştırmalık dediğimiz sinek tayplarımız, aynı şekilde dikenli hıyarlarımız ve kornişon dediğimiz turşuluk hıyarlarımız şu anda ülkemizde en fazla üretilen meyve tipleridir bunlar. Tohuma baktığımızda 1000 tane ağırlığı 16 ile 34 gram arasında gelmekte. 1 gramında da 25 ile 38 adet tohum bulunmaktadır. Tohum canlılığı 5 ile 6 yıl sürdürülmekte. Yaklaşık 4 derece, 5 derece sıcaklıkta 5-6 yılı korumakta. Tohumlar 12 santigrat derecede çimlenmeye başlar ve 40 derecenin üzerinde çimlenme özelliklerini kaybederler. Ekolojik isteklerinde de sıcaklık, nem, ışık hıyar için olmazsa olmazı, özellikle 0 ile 5 santigrat arasındaki sıcaklıklarda hıyar üşüme belirtisi gösterir ve -2 derece, 0'ın altında derecelerde de donma meydana gelir. Tohumların çimlenmesi için minimum 12 santigrat derecelik bir sıcaklık gerekiyor. Ve fide yetiştirme döneminde optimum toprak sıcaklığının da 15 derecenin üzerinde olması, uyar içinde bu optimum sıcaklık 18-20 santigrat derece ideal sıcaklıklardır. Ve hava sıcaklığının da 24-28 derece arasında, gece sıcaklığının ise 18-20 derece arasında olması istenir. Nemin de
Ne çok yüksek, ne çok fazla, ne minimum %50, optimum 65 ile 80, maksimum da 90 arasında olması isteniyor. Işık önemli bir faktördür. Hıyar nötr gün bitkisi grubunda yer alıyor. Işıklanma süresi 14 saattir. Hıyar bitkisinin ışık yoğunluğu ve ışık isteği de 15 bin lüks civarındadır. Düşük nem dediğimiz gibi çok fazla ve çok az olduğu zaman meyvede ve bitkide belirli bir stres faktörü yaratmakta. Düşük nem %50'nin altında olduğu zaman bitkinin zayıflamasına ve solmasına, meyvelerde şekil bozukluğuna, küçük ve kıvrılmaz ve sirilme gibi şekil bozuklukları meydana getirmekte ve bazı hastalık ve zararların da yayılmasında faktör oluşturmakta. Özellikle külleme, kırmızı örümcek zararlarının ortaya çıkışı ve yayılmasında neden olmakta. Aynı şekilde düşük nem gibi yüksek nemin de hıyarın üzerine etkisi var. Bunda bitkilerde yumuşak ve kaba doku gelişme, acılaşma bazı çeşitlerde tabii. Bu fungal ve bakteriyel hastalıkların etmenin gelişip artmasına, verim ve kalite kayıplarına neden olmaktadır. Toprak isteği bakımından iyi direne edilmiş toprakları sever. Kumlu ve hafif bünyeli topraklar, özellikle kumlu, tınlı, tonlu topraklar tercih edilmekte. Organik maddece, humusça, besin maddelerince zengin topraklar olması gerekiyor. Ne yazık ki özellikle örtü altı yetişinin yapıldığı ülkemizde bu oran çok düşük seviyelerde. Dolayısıyla organik maddece zenginleştirilmesimiz gerekiyor. Hıyar da bunu sever. Sıcak ve havadar toprak ister. pH'in de 6.4 ile 6.9 olmasını ve tuz seviyesinde en düşük 1.2 olmasını isteniyor. Zaten 2 mikromolistan fazlası elektriksel iletkenlik değerinin yüksek olması hıyar da verim kayıplarına neden olmakta. Çeşit seçimi üretime başlamadan önce en fazla dikkat edilmesi gereken noktalardan birisidir. Çünkü ülkemizde gerek örtü altında gerek açıkta yetiştirik yapıldığı dönemler bahar ve sonbahar, yazlık olmak üzere 3 farklı dönem ve ara dönemlerden oluşmakta. Örtü altında özellikle güzlük ve bağırlık çeşitlerin yarı multi dediğimiz, bu onlarda 2 tane 1-2, 2-3 şeklinde yarı multi çeşitlerin olduğu yazlıklarda da bu 2 ile 4 arasında multi pistil dediğimiz multi bomda 2 tane veya 4 meyve arasında meyve tutan çeşitler. Tek ürün döneminde de tekli grupta yer almakta. Tabii yetiştirme döneminden sonra hepimizin istediği verim ve kalite yönünden tonajda ve kalitede üstün çeşitlerin üretilmesi her zaman önem arz etmekte. Tabii pazara erken sokmak, erkencilik de arz edilen önemli kriterlerden birisidir. Tabii bunun yanında yetiştiricilik maliyetlerini düşürmek için daha az ilaç kullanıp pazara ilaçsız ve zamanından meyve götürmek, ürün kaybını azaltmak, daha hastalık ve zararlara da dayanıklı çeşit kullanılması bir verim ve kalite kadar önemlidir. Özellikle stres faktörlerinden, abiyotik stres faktörlerinin tolerant çeşitlerin kullanılması ve depolamaya ve taşımaya da uygun çeşitlerin olması aranan özelliklerdir. Yetiştirme dönemlerinde uygun çeşit seçimine baktığımızda özellikle bahar ve güzlük döneminde meydana gelen bu ilk vide döneminde diktikten sonra ilk çiçeklenmede düşük sıcaklık dönemlerine rastladığında seçilecek çeşit en azından bu koşullarda meyve tutabilmeli bahar çeşitlerinde ve sonbahar yetiştiricinde de meydana gelen sıcak aylarda yine meyve tutabilen, boğum araları kısan, yüksek sıcaklıklara tolerant, dayanıklı çeşitler, yarım multi çeşitler kullanılması gerekiyor. Yazlık dönemde de çiçeklenme zamanı yine sıcak aylara denk geldiğinde bu dönemde meyve tutabilen,
Boğmaları kısa, yüksek sıcaklıkları toleran çeşitlerin tercih edilmesi. Yine bu seçtiğimiz çeşitlerde meyve uzaması olmaması gerekiyor. Ve mul çeşitler tercih edilmekte. Tek ürün yetiştirildiğinde de düşük hava ve toprak sıcaklıklarına ürünlerimiz, hasat dönemleri ve fide yetiştirme, meyve tutumları denk geldikleri için burada da tekli çeşitler tercih edilmekte. Yani stres faktörlerinden en az etkilenen çeşitlere öncelik verilmesi gerekiyor. Dediğim gibi ilkbahar yetiştirme dönemleri tek ürün ve çift ürün olarak yapılmakta ve sonbahar ve ilkbahar dönemi olmak üzere Ağustos ve Aralık dönemi, sonbahar ve Ocak-Temmuz arasında ilkbahar dönemi yetiştiriliği yapılmakta. Ekim ve Haziran aylarında da tek ürün yetiştiriliği yapılmakta. Tek üründe Eylül ayının ortasında tohum ekimi gerçekleştiriliyor. Dikimler Ekim ayında gerçekleştiriliyor, Ekim'in ortasında. Sonbaharda da Ağustos'un ilk haftası başlar. Ta ki işte erken güzlük, geç güzlük derken 1 Ağustos'tan Eylül arasında bir ekim, tohum ekim programı yer almakta. İlkbahar döneminde de yine evet erken baharlık ve geç baharlık, baharlık olmak üzere 26 ve Aralık ayı ve Ocak ayının itibariyle dikimler, ekimler yapılmaktadır. Tohum ve fide yetiştirmede daha çok hazır fideler tercih edilmekte. Fide firmalarından bunları tercih edip alıyor çiftçilerimiz, üreticilerimiz. Sağlıklı fide, sağlıklı tohum, sağlıklı fide şeklinde üretime başlarken bunlara önem vermeliyiz. Ne kadar sağlıklı başlangıç materyali çalışırsak o kadar az problemle karşılaşırız. Direkt tohum iken ikildiği zaman üreticilerimiz fide firmalarından tercih etmedikleri zaman kendileri ya direkt toprağa ya da viyollere tohumlarımızı ekiyoruz. Fazla derinine ekmiyoruz. Yaklaşık günde 1-2 santim arasında birer adet tohumumuzu iri olduğu için bir adet bıraktığımızda yeterli kadar fide elde edebiliyoruz. Tohum ekiminden önce ve sonra iyice sulama yapılması lazım ve yaklaşık sıcak döneme denk gelirse 2 gün sonra 25 santigrat derecede tohumun kökçüklerinin gözükmesi ve toprak yüzeyine çıkması, çimlenmesini tamamlaması 4 ile 8 gün arasında gerçekleştiriyor. Fide firmaları bunun çoğunluğunu karanlık ortamda gerçekleştiriyor. Ondan sonra 2-3 gün sonra seraları alıyoruz. Seralarda düzenli sulamaları ve bakımları gerçekleştikten sonra yaklaşık 17-20 gün bahar döneminde, sonbahar döneminde, bahar döneminde de daha erken ekildiği için 25 ile 30 gün arasında teslimatları yapılıyor. Eğer de aşılı fide kullanımı da yaygın olarak yapılmakta. Özellikle toprak kökenli zararlara karşı ve patojenlere karşı, özellikle abiyotik streslere, toprağımız tuzluysa ve sıkıntılıysa, nematod problemi falan varsa aşılı fide üretimi de yaygın olarak yapılmakta. Fidelerimizi hazırladık. Tabii bu arada da seramızın da dikim hazırlıklarını başlamamız gerekiyor. İşte sipariş verdikten sonra olur veya sipariş vermeden önce toprağımızı hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce bir güzel kazayla veya disk haroyla geçip toprağımızı sezonu hazırlıyoruz. Eğer toprağımız organik maddeci zayıfsa, yetersizse bunu organik maddeci zenginleştiriyoruz ve arkasından seddeler açarak seramızda dikim hazırlıklarını gerçekleştiriyoruz. Bu sedde açımlarında çift sıra dikim ve tek sıra dikim şeklinde yapılmakta. Sıra arası ve sıra üzeri mesafeden oluşmakta.
Setliler arası minimum 80 olması lazım. Yürüme yolu dediğimiz kısım minimum 80. Sıra arası yani damlatıcının arası 60 derece diyorum, 60 santimetre aralıkta olursa olmasını tavsiye ediliyor. Çünkü yer yaprakları büyük olduğu için hava sirkülasyonundan da yararlanmak açısından sık ekimlerden kaçınılmasını tavsiye ediyorum. Sıra üzerinde de 40'a diken var, 50'ye diken var. Daha fazla güneş alsın diye 60'a dikilebilir. Ama 50 ve 50 idealdir diye düşünüyorum. Özellikle sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde dikim mesafelerine dikkat etmemiz lazım. Yine ışığın az olduğu dönemlerde aynı şekilde. Genel olarak baktığımızda sera içinde fazla sık dikimlerden kaçınılmasını tavsiye ediyorum. Turşulu kıyarda özellikle açıkta bu 5000 ile 7000 fide arasında değişirken örtü altı sebzecikte 2500 ile 3000 arasında bir fide sayısı kullanılmaktadır. Dikim seranın içinde kuzey-güney yönünde olması tavsiye ediliyor. Havanın serin olduğu dönemlerde dikime başlanması gerekiyor. Aksi takdirde bitkiler zarar görebilir ve dikimden yaklaşık bir 12 saat önce veya işte en az bir 6-7 saat önce güzelce bir sulanması en azından şu kök bölgesinde fide harcının dağılmasını engellemektedir. Ve derin dikmemek gerekiyor. Kök bazını tamamen doldurmamak gerekiyor. Bu şekilde fidelerimizi damlatıcıların yanına dikiyoruz arkadaşlar. Çapalamaya da bahsettiğimiz gibi kökler yüzek olduğu için olabildiğince derin çapalamadan kaçınıyoruz. Yaklaşık dikimden 10 gün sonra bir çapa gerçekleştiriyoruz. Çapa ile birlikte işte toprağın havalanması, gevşetilmesi, işte oluşan kaymak tabakının kırılması için gevşetilmesi gerekiyor. Toprak suyunu tüketen yabancı otların yok edilmesi, nemini korumak amacıyla bu şekilde yapılıyor. Ve yaklaşık çapadan sonra bir 10 gün sonra tekrar bir çapa ve kök doldurma şeklinde çapalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Yer özellikle sarılarak büyüyen bir sebze olduğu için ipe alma serada örtü altında ipe alma şeklinde gerçekleştiriyoruz. Hem birim alandan daha fazla yer tasarrufu sağlıyoruz. Hem verimliliği arttırmış oluyoruz. Dengeli büyümeyi sağlamış oluyoruz. Daha iyi ışıklanmayı böyle şekilde ipe alarak sağlanmış olur. Yine bitkiler arası hava hareketini sağlamak, her türlü bakım işleri kolaylaşıyor. Hastalık ve zararlı kontrollerini de kolaylaştırmış oluyoruz ipe alınmasıyla. İpe aldık ve arkasından da dolama işlemlerimiz var. Dolama işlemleri de yerde en büyük işçiliği isteyen bir kültürel işlemdir. Özellikle hava sıcak gittiği dönemlerde gün aşırı dolama ihtiyacımız var. Ama tabii dolama işlemlerini sabahın erken saatlerinde yapmıyoruz. Çok kırılgan oluyor bitkiler. Dolayısıyla böyle hafif böyle kırılganlıkları geçtikten sonra sabah şöyle saat 10'a doğru 10-11 gibi seranın içinde dolama gerçekleştiriyoruz. Dolamayı yaparken tabii dikkat ediyoruz. Soldan sağa yani saat yönünün tersi şeklinde dolama gerçekleştiriyoruz. Aksi takdirde oluşan boğumlarda oluşan meyveleri sıkıştırma gibi bir yanlışlık yapabilip verimi azaltmaya yönelik de bir etkisi olabiliyor. Dolayısıyla saat yönünün tersi istikamette yapılması
önemlidir. Dediğim gibi bir gün arayla veya haftada 2-3 defa en az dolamaya gerekiyor yarda. Budamaya baktığımızda, budamada dengesiz büyümeyi önlemek için, daha iyi ışıklarını sağlamak için, erkenci ve kaliteli meyve elde etmek için budama yapılıyor. Yapılarken budamayı özellikle dikimden sonra ana gövde üzerinde toprak seviyesinden itibaren oluşan yaklaşık 30 santim aşamasında meyveleri, körpe meyveleri alarak, çiçekleri toplayarak budama gerçekleştiriyoruz. Böylelikle bitki daha güçlü büyümesine izin veriyoruz, büyümeyi sağlıyoruz. Yapraklara kesinlikle dokunmuyoruz. Olabildiğince yaşlı olmadıkça yaprakları, genç yaprakları almıyoruz. Olabildiğince alırken bitkiye zarar vermiyoruz. Yara dokusu oluşturmuyoruz. Burada anlatmadığımız ya sürgün ve koltuk budamasına baktığımızda da tele varana kadar koltuklu çeşitlerde bir meyve, meyveden sonra da bir yaprak bırakılarak uç alma şeklinde gerçekleştiriyoruz sürgün ve koltuktaki budamayı. Bitki teli aşınca da bu yan koltukta iki meyve ve meyveden sonra bir yaprak bırakarak uç almasını gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi şekil bozukluğu olduğu zaman ana gövdede meyvelerin budanması da hasattan önce yapılması gerekiyor. Meyve tutumuna baktığımızda çiçek yapısında, çiçek biyolojisinde de anlattığımız gibi örtü altında yara içinde özellikle %100 dişi çiçekli oldukları için çeşitlerimizin büyük bir çoğunluğu partenokarpik meyvelerdir bunlar. Yani tozlanma ve döllenme olmadan meyve tutabilen çeşitler bunlar. Meyve tutumu için herhangi bir müdahaleye gerek yok. Hasat yaklaşık 55 ile 70 gün arasında çeşidin özelliğine göre farklılık gösterebilir. Hasatlar meydana gelmekte özellikle döllenmeden bir hafta 10 gün sonra, çiçek açımından sonra 10-20 gün sonra hasatlar gerçekleştirilmekte. Hasat tür ve hasat çeşidin özelliğine göre 36 saatte veya haftada 2-3 kez yapılabilmektedir. Özellikle sonbahar ve erken bahar, sonbahar ve bahar dönemlerinde, havanın sıcak gittiği dönemlerde badem ve silorlarda mesela 36 saatte bir hasat gerçekleştirebilir gün aşırı. Yine beta alfa tiplerinde de en azından haftada 2 defa, 3 defa hasat gerçekleştirilebilmektedir. Turşuluk yerlerde de bu işte genelde boy çap oranına uzunlukla çap oranına 3 ile 3.2 olduğu dönemlerde gerçekleştiriliyor. Tabii bunun boylamasıyla denk getirip hangi skala değerlerinde üretici tedarik edecekse işte 0, 0, 3, 1 skalasında 3, 6, yani 6, 9 santim ve 9 santim üzeri değerlerde meydana hasat olayı gerçekleştiriliyor. Hasat sırasında o bitkiye zarar vermeden özellikle meyve sapıyla birlikte hasat etmek önemli bir parametredir. Buna dikkat ediyoruz. Malçlama bir diğer kültüre işlemdir. Özellikle hava sıcaklığının düştüğü dönem toprak sıcaklığını arttırmak ve erkencilik sağlamak açısından toprak yüzeyinin polietilen malzemelerle kapatılması işlemidir. Genelde birinci çapadan sonra fideleri ip almadan önce fideye zarar vermeden toprak yüzeyinin şeffaf plastiklerle kapatılması şeklinde yapılmakta. İşte yabancı otlarla
yabancı otlarla mücadelede özellikle siyah ve renkli malçlar, plastikler tercih edilmekte. Yine malç uygulaması sera içindeki nemi kontrol ettiği için meydana gelecek hastalıklara da karşı kültürel bir tedbirdir. Beyaz malç da kullanımı gerçekleştirilmekte, yapılmaktadır. Üretim sezonu bittiğinde de bitki parçacıklarının artıklarının uzaklaştırıldıktan sonra toprağımızı solarizasyon işlemiyle sonlandırıyoruz. Özellikle şeffaf örtüyle toprak işledikten sonra güneşin ışığından ve ısısından yararlanarak toprak sıcaklığının yükseltilip hastalık etmenlerini, zararlı ve yabancı otların öldürülmesini sağlamak için solarizasyon yapılıyor. Yaklaşık 6 ile 8 hafta sürmekte bu işlem. Diğer bir kültürel işlem de sulama ve gübrelemedir. Sulama, hıyar çok su isteyen bir sebzedir. Günümüzde artık ört altında damla sulama sistemi ve açıkta da artık sulama olarak damla sulama tercih edilmekte. Tabii sık ve az sulama yapılmaktadır. Hıyarın su isteği birçok sebzeye göre daha kolay anlaşılır. Hemen size isteğini söyleyebilir. Yansıda da görüldüğü gibi arkadaşlar, sabahleyin eğer seranızı yürüyorsanız ve seranızda yapraklarınız aşağı doğru bakıyorsa ve pörsüme de varsa bilin ki suya ihtiyacı var. Toprak bölgesinde, kök bölgesinde kontrol edebilirsiniz. Ve bunun dışında işte gövde ve yapraklarda tüylülüğün artması, yaprakların küçülmesi, su ihtiyacının olduğunu, su eksikliğinin olduğunu size söyler. Tabii yapılan hatalardan birisi çok sıcak ve havalarda öğleden sonra bu pörsümenin, bu yaprakların suya yere baktığını görüldüğü zaman sulama yapılmasıdır. Bu gibi sulama uygulamalarının saatlerde yapılmaması gerektiği, akşamın dikkat edilmesi gerekiyor. Sabahki seraya girdiğinizdeki duruma göre değerlendirin. Sulamada dikkat edilmesi gereken hususlar, baktığınızda verilecek su miktarı, bitki türü, bitki çeşidi, bitkinin gelişme dönemi, yetiştirme dönemi ve toprak yapısı, sıcaklık, nem, rüzgar gibi faktörlere göre farklılık gösterir. Kumlu ve geçirgen topraklarda daha sık, orta ve ağır büyüyen topraklarda daha selektif bir sulama yapmamız gerekiyor. Bitkilerin günlük su tüketimi, meyve bağlama ve hasat döneminde fide dönemi göre daha fazladır. Özellikle dikim çiçeklenme dönemi arasında az su, meyve tutum dönemi itibaren de az, fakat az ve sık sulama yapmamız gerekiyor. Günlük su ihtiyacının gün içerisinde verilme zamanı da çok önemli. Özellikle güneş doğduktan sonra 1-2 saat sonrası ve gün batımından 2 saat öncesi sulama yapılması gerekmektedir. Sıcaklıkla birlikte bitkilerin su kaybı artar. Tabii bitkilerin su tüketimi bahar ve yaz aylarında kış aylarına nazaran daha fazladır. Sıcaklık rüzgarının artması sera nemini düşüreceği için daha sık sulama yapılması gerekiyor. Sulama sıklığı, verilecek su miktarı bitkinin ihtiyacına göre ayarlanmalıdır. Yaz aylarında daha fazla su kaybı olduğu için yaz aylarında sıcak havalarda bitki su tüketimi daha fazla olur. Kış aylarında daha az olur. Bunu düşünerek kış aylarında hava durumuna göre 3-5 günde yapılan bir sulama, sıcaklıkların arttığı bahar ve yaz aylarında gün aşırı sulama yapılması gerekebilir. Damla sulama ile birlikte gübreleme veriliyor. Buna da biz fertigasyon diyoruz. Sulama ve gübreleme anında. Dikim öncesinde mutlaka seralarda usulüne uygun olarak yetiştiricilikten önce
toprak örneğinin alınması, analizlerinin yapılması, analiz sonuçlarına göre gübreleme programı oluşturulması, bütün türlerde, yetişirlikte tavsiye edilen yöntemdir. Toprağınızı tanımadan kesinlikle gübreleme programı oluşturmayın arkadaşlar. Toprakta yeterli düzeyde organik madde bulması gerekiyor. Bunu daha önceden toprak yapısında da söylemiştik. Özellikle ülkemizde organik madde düzeyi düşüktür. %5'in altında olduğu durumlarda dikim öncesi toprak hazırlık aşamasında yanmış organik maddeler ne toprağa takviye edilmesi gerekiyor. Bu da 6 ile 8 ton, 5 ile 10 ton arasında bir miktardır. Bitkiler toprak besin maddesini farklı yetiştirme dönemlerinde ihtiyacı vardır. Bunlar fide döneminde %15-20, çiçeklenme ile hasat dönemlerinde %30-35 arasında, yine olgunlaşma aşaması ve hasat periyodunda da %45 ile 6 arasında ihtiyaçları vardır. Ve bu topraktan bunları tedarik eder, kaldırırlar. Yansıda bir periyodun, yetiştirme periyodunda yağ bitkisinin ne kadar topraktan gübre kaldırdığını gösteriyor. Öncelikle bir toprak aşamasında, hazırlık aşamasında yansıda görüldüğü gibi azot, fosfor, potasyum kilogram ve dekardır arkadaşlar bu değerler. Bir araştırma sonucu. Dikim büyümede 3 kilogram, çiçeklenme ve meyve bağlama döneminde yine farklı miktarlarda, meyve gelişimi yansıda görüldüğü gibi yine farklı, hasat periyodunda, olgunlaşma periyodunda topraktan kaldırdıkları ürün, ihtiyacı olan ürün, bitki besin maddesi yaklaşık toplamda 50 ile 30-60 şeklinde bir kilogram gübre ihtiyacı bulunmakta. Tabii gübre diyoruz ama tabii gübrenin yanında ne ölçüde verdiğimiz ve ne kadar verdiğimizin yanında bir de toprağa verdiğimiz miktarı da her gübrelemede ne kadar veriyoruz, ne yapıyoruz, zararı var mı, fazla mı veriyoruz, az mı veriyoruz, bunları da en güzel bize gösterilen pH ve EC elektriksel elektronik denilen İki önemli parametre vardır bitki beslemede. pH ve önemine baktığımızda pH verdiğimiz gübre solüsyonu içinde H artı iyonlarının konsantrasyonu negatif logaritmasıdır. Biz buna pH diyoruz. 0 ile 14 arasında olup pH'in 7 olması nötr. Aşağı 7'den aşağısı olması asitlik özelliğinde ve 7'den yüksek olması da alkalilik oranını gösteriyor. Artıyor. Ve pH değerinin 7,5 ile 8 arasında olması kalsiyum yüksekliğini 8,5'tan üzerinde sodyum miktarının yüksekliğini gösteriyor. Verim ve kalite kayıplarına sebep olan bir pH aralığı var. Bu da 7,5 ile 8,5 civarlarındadır. İhtiyacı da 6,4 ile 6,4 arasındadır, 9 arasındadır. En iyi yetişebildiği optimum pH aralığıdır. pH'in yüksek ve düşük olması yetiştirme ortamındaki besin maddenin alımını güçleştiriyor. Bu yüzden pH'i olabildiğince istenen seviyelerde tutmamız gerekiyor. Özellikle pH değerinin düşük olması mikroelementlerden demirin, alüminyum, manganın alımını yükselterek bitkilere toksit etki meydana getiriyor. pH'in yüksek olması da bazı bitki besin elementlerinin alımını güçleşeceğinden özellikle demir, mangan ve çinkonun noksanlıklarının görülmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla pH'i ayarlarken buna göre ayarlamamız gerekiyor.
Yüksek olduğu zaman veya düşük olduğu zaman veya dengesizlik olduğu zaman kök bölgesinde zararlar verebilmektedir. Onun da düşürmek için, pH'i de dengelemek için nitrik asit kullanılıyor damlama ile birlikte. En azından nitrik asit damlamada diğerlerine göre tıkanıklık meydana getirmiyor. Diğer bir önemli parametre de elektriksel etkenliktir. EC olarak tanımlanıyor. Ve topraktaki tuzluluğun seviyesini gösteriyor. Ve minimos olarak da birimi var. Tuzluluk derecesine göre verim ve kalite önemli bir kriter, parametredir ve ekonomik kayıplara da neden olabilmektedir. Özellikle yüksek EC'de bitkiler zayıf gelişir ve ilk belirtiler yapraklarda düzensiz yanıklar şeklini gösterir. Erken çiçeklenme, çiçek dökümleri, yüksek iyisi, özellikle yay meyvelerinde şekil bozuklukları da meydana gelmektedir. Bu düşük olduğu zaman da gevşek dokulu hastalıklara hassas, iri ve düşük kalitede meyveler meydana gelmektedir. Yansıda bir yüzdelik dirimleri var ürün kaybına göre bir çalışmadan. Genel olarak EC'nin 2 minimos üzerine çıkması toprakta tuzluluk sorunlarının meydana getirdiği kabul edilirse bu %10 olduğu zaman hıyarda yaklaşık bir 2'nin üzerine çıktığında 3 olduğu zaman %10, 4 olursa %25, 6 olunca da %50'lik bir ürün kaybı meydana getirmektir. Bunun için mutlaka elektriksel iletkenlik değerlerinin, pH değerlerinin kontrollerinin yapılması gerekiyor. Ona göre gübre yapılması gerekiyor. Tüm sulama mutlaka mümkün olduğunca sabit EC de gübreleme yapılması önerilmektedir. Düzensiz gübreleme ve pH'in yüksek olması veya düşük olması nasıl bitki besin elementinin noksanlıklar meydana getiriyorsa bunlar mesela örneğin azot noksanlığı yansıdığı görüldüğüm yaşlı yapraklarda meydana gelmekte. Meyveler soluk yeşil ve mat şekilsiz bir meyve meydana gelmekte. Sap zayıf ve sert olmakta. Fosfor noksanlığında da gelişmede bir durgunluk gözükmekte ve yaşlı yapraklarda uç kenarlarının sararması şeklinde bir belirti oluşmakta. Fosfor noksanlıklarında soğuktan dolayı fosfor alımı azalması nedeniyle yaprakları bazen alt kısımlarında bir erguvan renk oluşur. Nasıl gözükür? Bu şekilde noksanlık belirtileri tespit edilebilir. Çok aşırı noksanlıkta da damar aralarında büyük lekeler meydana gelmekte. Yanıklıklar ve kahverengi lekeler meydana gelmektedir. Potasyum noksanlığında yaprakların uç kısmında şeritler halinde renk açılması, sarımsı yeşil şeklinde. Daha sonra bu renk açılması yaprağın damarlarına doğru ilerlemektedir. Ortaya doğru gelmektedir. Bu yaprağın orta kısmında yeşil kalmaktadır. Meyvede şekil bozuklukları meydana gelmekte. Yine meyvenin sap kısmında incelme gözükmektedir. Manezyum noksanlığına geldiğimizde de aynı şekilde önce yaşlı yapraklardan sararma ve damarlar arasında kahverengi lekeler meydana gelmekte. Verim düşmekte, bitki bodurlaşmakta ve meyvelerin tohum yataklarında istenmeyen boşluklar meydana gelmektedir. Demir noksanlığında da genç yapraklarda damarlar yeşil olmasına rağmen sararır. Damar araları sararıyor arkadaşlar. Yansıda da gözüktüğü gibi. Büyüme durur. Yapraklar yavaş yavaş kahverengileşiyor. Meyveler açık renkli bir renk oluşturuyor. Mangan noksanlığı yine yan yansıda görüldüğü gibi ince dallar ve kısa notlar meydana gelmekte.
Çinko noksanlığında da yine boğumlu araları kısalır. Yani yapraklarda küçülme, büyüme şeklinde meydana geliyor. Yaşlı yapraklarda damarlarda kloroz, damar aralığında kloroz meydana geliyor. Yapraklar koyu yeşil ve kahverengiye döndüğünde artık bitki de yapraklarda zararlılık meydana gelmekte. Hastalık ve zararlılara baktığımızda hastalık ve zararlılar yönünden de bayağı hassas bir sebzedir hıyar. Özellikle külleme, yalancı midye, beyaz sürüklük, köşe yaprak lekesi, çökerten ve virüs hastalıklarından da hıyar mozaik virüsü, hıyar sarı damar virüsü, budurlaşma virüsü ve kabak sarık mozaik virüsü en fazla görülen hastalıklardır. Zararlılardan da beyaz sinek, kırmızı örümcek, galeri sineği, trips, yaprak biti ve nematotlar zarar vermektedir. Bunlardan önemlilerin birkaç tanesine bakalım arkadaşlar. Zaten sizler bunları yetiştirecek yapan arkadaşlar sizlerle mücadele, etki mücadele yöntemlerini biliyorsunuzdur. Ama yalnız da görüldüğü gibi yani bilmeyen arkadaşlar varsa böyle külleme dediğimiz bir başa bela bir fungal bir hastalığımız var. Özellikle en uygun sıcaklık dönemi 27 santigrat. Şu anda belki sıralarımızda vardır. Şimdi benim sıramda var. Hastalıkla ilk gözüktüğü zaman erken mücadele yapmak her zaman önemlidir. Tabii seranızın içerisindeki nem ve sıcaklığı mutlaka belirli bir seviyede tutmamız gerekiyor. İyi havalandırma yapmamız gerekiyor. Bu şekilde sanki bir un çuvalından bir un çuvalı boşalmış gibi yapraklarımızda beyaz lekeler meydana gelmekte. Yalancı midye de bir fungal hastalıktır. Uygun sıcaklık, yine hava yetiştirme ortamının sıcaklığı ve nem düzeyi çok fazlasıyla hastalığın ortaya çıkışı ve yayılmasında etken faktör oluşturmakta. Yoğun çiğ oluşup meydana gelen yaprağın üzerine düşmesi ve bunun sporların oluşması yayıcı bir etkiye sahip. Hem yaprağın üstünde gri ve menekşe renginde bir lekeler meydana getirmekte. Altında da aynı şekilde bu lekeleri görmekteyiz. Hem altında ve üstünde bu lekeler gözükmekte. Sonra da tüm yaprağı sararak kahverenge dönmekte. Ve bitki daha sonra tamamen ölmektedir. Köşeli yaprak lekesi. Burada da hastalık etmenin tohum kökenli bir bakteri olup bitki artıklarından ve yine toprakta uzun süre canlılığını koruyabilen bir rahatsızlık. Yine bu da aynı şekilde yüksek nispi nem ve sıcaklığın optimum gelişmeyi gösterdiği bir hastalıktır. Yaprak yüzeyinde düzensiz lekeler meydana gelmekte ve delikler oluşmakta. Meyvelerde de yansıda gözüktüğü gibi küçük yuvarlak hafifçe içe çökük sarı renkte lekeler meydana gelmekte. Arkasından da meyve çürümektedir. Diğer mozaik virüsü bitkide yapraklarda özellikle aşağı doğru kıvrılma ve mozaik yani açık yeşil lekelenme meydana getirmekte. Meyvelerde yansıda görüldüğü gibi sil ve benzeri kabarcıklar, çıkıntılar gözükmekte, oluşmaktadır. Kabak sarı mozaik virüsü yapraklarda sarı mozaik virüsler meydana getirmekte. Yine yapraklarda küçülme, meyvelerde küçülme ve belirgin mozaikleşme, şişkinleşme, sivilce gibi görüntü ortaya çıkmakta, meyve budurlaşmaktadır. Hıyar sarı damar virüsü beyaz sinekle bulaşıyor.
Bodorluk virüsünden farkı damarların burada sarı olması, damar aralarının yeşil olması. Bodurlaşma meydana geliyor. Damar araları sarı, virüsün adından zaten hıyar sarı damar virüsü. Sarı damardan baktığımızda genç yapraklarda oluşuyor. Hemen arkasından bodurlaşma virüsü bu yaşlı yapraklarda oluşuyor. Burada da damarlarımız yeşil, damar araları sarı olduğu zaman hıyar sarı, sarı bodurlaşma virüsünün olduğunu. Galiba bu ikisi çok karıştırılır. Böyle bir farkımız var. Yaşlı yapraklar doğrusu bodurluk ve damarlarımız yeşil. Da iyi bir yaprak damar arası sarı. Sarı damar virüsünde yapraktaki damarlarımız sarı, arası yeşil. Ve genç yapraklarda oluştuğunda sarı virüs. Beyaz sinek en büyük belalımız. Bitki suyunu emerek yaprakları da zararlı meydana getiriyor. Bitkinin zayıflamasına neden oluyor. Bu kısımlar fotosentez yapamaz ve bitkiler zayıflar, verim ve ürün kaybına neden olmakta. Bunlarla etkin mücadelede sarı tuzaklar en güzel mücadele yöntemi. Etrafta ne kadar yabancı ot varsa sıranın etrafında, sera içinde bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Kırmızı örümcek, evet maalesef kırmızı örümcek de en büyük belalarımızdan birisi. Bitki suyunu emerek besleniyor aynı şekilde. Yemilen yapraklara sararma meydana geliyor. Arkasından işte kıvrılma ve kahverengileşme. Meyvelerde ağ yapma, bitkide ağ yapma şeklinde zararları meydana gelmekte. Yaprağın üstünden ve altında oluşmakta. İlaçlama yaparken tabii yaprağın üstüne değil sadece altını da mutlaka ilaçlamamız gerekiyor. Tabii bu beyaz sinek de olsun, kırmızı örümcek de olsun. Erken mücadele en güzel yöntemdir. Yine yabancı ot, etrafta ne kadar yabancı ot varsa, yabancı ot, seranın içinde ne kadar yabancı ot varsa onlarla mücadele edilmesi gerekiyor. Galeri sineği, diğer bir zararlımız. Trips aynı şekilde ergen ve larva bitkilerinde yapraklarda, saf meyvelerde bitki suyunu ile besleniyor. Beslendiği yapraklarda yansımda görüldüğü gibi beyazımsı, gümüşümsü bir leke meydana getiriyor. Meyvede de zararı meydana gelmekte. Ve diğer bir zararımız da afittirler, yani yaprak bitkileri. Hortumlarıyla bitkinin suyunu emerek büyümeyi engelliyor. Meyvelere de zarar veriyor. Ve toprak kökenli bir hastalıkta olan, zararlı da olan zararlımız nematot da yerde zararlanmaya meydana getiriyor. Ne yapıyor? Gelişmeyi yavaşlatıyor. Bodurlaşma meydana geliyor. Kök sisteminde uğurlar meydana geliyor. Retin demetlerinin dokularını bozarak topraktan suyun ve besinin alışverişini kısıtlıyor. Ve bu haliyle bitkinin bodurlaşmasına ve durmasına, büyümesine, engellemesine sebep oluyor. Arkasından yapraklar sararıyor. Çiçek dökümleri, meyve dökümleri meydana geliyor ve tamamen bitki kuruyabiliyor. Evet arkadaşlar, benim hıyar yetiştiriciliği kursunda sizlere anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizlere bilgilendirebilmişimdir. Hocam çok güzel geçti. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, çok sağ olun. Bilgilendirdiniz. Yeteri kadar, hatta yeterinden bile fazla, çok ayrıntılı bir şekilde. Çok teşekkürler. Ben şunu kapattım. Şu an net bir şekilde görebiliriz sizi. Hemen sorulara geçiyorum. Tabii ondan öncesinde selamları ve teşekkürleri hızlıca bildirelim isterim. Öncelikli olarak TAN Koordinasyon ve Terimsel Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağan, sizlere selamları var. Hocama teşekkür ederim. İyi dersler ve iyi yayınlar diliyorum diye belirtmiştir. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Biz İbrahim de selam söyleyelim. Aynı şekilde.
İbrahim Halil Polat iyi dersler demişler. Aynı şekilde Kadir Kıvrak iyi dersler ve iyi yayınlar demişler. Bir gün Eres'in iyi dersler, emeği geçen herkese teşekkürler demişler. Mustafa Babıroğlu Beyler aynı şekilde güzel temennilerde bulunmuşlar. Hatice Kaya iyi dersler, iyi yayınlar, teşekkürler deyip bolca çek göndermişler. Ve Celal Mert Aslan Bey her zaman olduğu gibi bir buket çek göndermişler. Çok teşekkür ediyoruz öncelikli olarak. Yunus Bey bir soru paylaşmış. Yunus Ulaş, meyvenin acı olmasının sebebi ne olabilir diye bir yazı yazmışlar. Nasıl cevaplayabiliriz isterseniz hocam? Evet, kapsis yani hıyarda acılık genellikle vardır ve tek bir genle idare edilir. Ama bu daha çok örtü altında çeşitliliklerde bu giderilmiştir. Yeni çeşitlerde daha çok bu eski çeşitlerimizde standart çeşitlerimizde vardır. Ve şöyle bir inanış var. Bitki açık alanda yetiştirildiği zaman aralarda dolaştığımız zaman bitkiye verdiğimiz herhangi bir zarar sonucunda kök ve meyvede bir acılaşma meydana gelir. Ama bu örtü altında yoktur. Örtü altı çeşitlerinde yoktur. Daha çok açıkta yetiştirilen çeşitlerde vardır. Ama bu da artık eskisi kadar değil. Günümüzde artık çünkü seleksiyon kriteridir bunlar. Yani yaprakta acılık, kök bölgesinde acılık, meyvede acılık acı çeşidimiz şu an için yok diyebiliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Hemen diğer bir soruya geçiyorum. Hıyarı tüketirken kabukları soyulmalı mıdır? Hangi şekilde daha faydalıdır? Teşekkürler diye bir soru var. Ben direkt kopartarak yiyorum. Siz de kopartarak yiyin. Domatesin nasıl kabuğu faydalıysa atıyorum. Siz de hıyarı kabuğu ile birlikte yiyebilirsiniz. Tabii bu tercih meselesi. Alacılı soyup yiyen de var, soymadan yiyen de var. Faydası açısından net bir bilgi yok. Ya ama bayanlarımız kabuklarını yüzüne sürdüğünü çok iyi biliyorum. Demek ki kabuklarını sürdüyse bayanlarımız bir faydası var. Onun için kabuklu. Evet hocam, var öyle bir şey. Kadınlarımız öyle yapıyor. Evet. Bayanlarımız, evet, kadınlar genellikle bu metodu kullanıyorlar çok uzun zamandan beri. Evet. Hemen ben diğer bir sorumuza geçiyorum. Celal Mert Aslan Bey öncelikle sormuşlar. Kozmetik sanayi için belirli bir çeşit var mıdır? Ürün geliştirmeye yönelik araştırma var mıdır diye Böyle bir sormuşlar. çalışmaya rastlamadım. Çünkü öncelikle daha çok tüketiminde kullanıyoruz. Sofralık tüketiminde kullanıyoruz. Veya sanayi yönelik tüketimlerimiz daha fazla. Böyle bir bilgi yok bende. Ama yani yarın %95, %96'sı olduğunu düşünürsek belirli bir çeşit olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Hemen diğer bir sorumuza geçiyorum. Nilgün Güven yazmışlar. Merhaba, kırmızı örümcek ve beyaz sinek için organik mücadele için ne yapabiliriz? Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Yani bu zararlarla mücadelede organik için yani organik tohum üreten arkadaşlar var. Buna yönelik ya tabii hiç denemedim. İşte Arap sabunu, işte mavi alkol dedikleri spirto kekik yağı gibi belirli bir uçucu yağlardan ve bu gibi maddelerden bahsediyorlar uygulamada. Ama en güzel kültürel önlemler işte ne bileyim işte sarı ve mavi yapışkan tuzakların kullanılması, seranın etrafındaki yabancı otlarla mücadele edilmesi ve ne bileyim serada bulaşık olmaması gerekiyor. Yani bir kırmızı örümcek bir beyaz sinek getirebilecek unsurları bertaraf ederek
Ondan sonra aynı şekilde önceki dönemden kalan bitki artıklarını seradan uzaklaştırırken askı telinde ip bırakmamak, askı telindeki ipleri kapı kollarına kadar ilaçlanıp bir önceki dönem, bir sonraki döneme temiz bir sera bırakarak bunlarla mücadele edebiliriz. Ama diğer metotları hiç denemedim. Ama yapılıyormuş. Ne bileyim, organik tarımda kullanılan ilaçlar olabilir. Bu konuda ilaç bayilerimize deki çalışan ziraat mühendisi arkadaşlarımız daha farklı bilgilendirme yapabilirler. Deneme yanılma en güzel sonucu verir. Denemesini tavsiye ederim. Arap somuyla alkol, mavi alkol, ama bunlar bizim şu anda konumuzun dışında ya şeye giriyor bu, yapmadım, denemediğim bir şey için de tavsiyede bulunamıyorum. Tamam hocam, çok teşekkür ederiz. Hemen ben o zaman diğer bir sorumuza geçiyorum. Bir yerde erkek dişi çiçek oranı var mıdır diye bir soru var. Evet, şu anda örtü altında yetiştirilen çeşitlerimizin tamamı %100 dişi dediğimiz cinosi, partenokarp çeşitlerdir. Açık alanda da, açık tarlada da, daha çok tarlada yanlarında da artık cinosi tipler tercih ediliyor. Tohum üretim aşamasında bu gibi sorular söylenir. Böyle bir oran vardır. Eğer tohum üretimi yapıyorsanız bu oran 1'e 4, 1'e 5 şeklinde olabilir, ama yetiştiricilikte dediğim gibi döllenme olmadan, tuzlanma olmadan kendine meyve tutan çeşitler şu anda yaklaşık bir 10 yıldır, 15 yıldır bunlar üretiliyor. Hem daha verimli hem daha hastalık mukavim çeşit oldukları için bunlar tercih ediliyor. Dolayısıyla belirli bir oranımız yok. Yani ama ticari olarak tohum üreten firmalar bunu 1'e 4, 1'e 5 şeklinde yapıyorlar. Teşekkür ederiz hocam. Gatıran denedik ve bulaşık ilacı denedik, faydasını gördüm diye yazan bir katılımcımız var. Tamam, işte denenmiş bir şey. ama evet, evet. Hemen ben diğer bir sorumuzu yönlendirmek istiyorum sizlere. Öncelikli olaraktan diğer yetiştiriciliği yapanlara ve daha önce bu yetiştiriciliği yapmayıp ilk defa yapmak isteyenlere kısaca mutlaka yapmaları gerektiği ne düşündüğünüz önerilerinizi paylaşabilir misiniz hocam? Tabii hıyar yetiştiriciliği yapan ancak arkadaşlar öncelikle fazlasıyla bir iş gücü gerektiğini, yani biber ve domates ve patlıcan türlerine göre bunu bir göze alarak başlasınlar. Kavun, hıyar, kabakiller. Neden olduğunu söyledik. Özellikle kültürel işlemler çok fazlasıyla şey alıyor. Bu en başta topraklarımızın, toprak yapısının çok iyi bir analizini yaptırmamız gerekiyor. Uygun toprağı seçmemiz gerekiyor. O ne dedik? Kumlu, tınlı ve şey olacak. Suyu seven bir sebzemiz. Ondan sonra hangi dönemde yapıyorsak o yöreye uygun ve o yörede yetişebilecek şekilde çeşidi seçmesi gerekiyor. Baharlıksa bahar çeşitlerinden, ne dedik, yarım bulutlu çeşitler, sonbaharsa aynı şekilde. Ve eğer açıkta yetiştirecekse ona göre çeşit, örtü altında yetiştirecekse aynı şekilde. Örtü altında yetiştirecekse mutlaka seramızın havalandırması bir önceki dönemden iyi bir bulaşık olmaması lazım, dezenfekte etmesi lazım. Toprak, gerek toprak kökeni, toprağı, gerekse sıra etrafını. Ondan sonra güzel bir toprak analizi, güzel bir uygun çeşit yöreye ve döneme. Ondan sonra da artık kişinin dikkatli bir şekilde zaman geçirip kültürel işlemlerini düzenli olarak takip edip hastalık ve zararlarla mücadelede zamanında geç kalmadan mücadele edip yetiştiriciyle başlaması lazım. Bu şekilde bir devam ederse hıyar ne kadar ilgilenirsen o kadar sana ürün olarak geri döner.
Bu tüm hepsi için geçerli ama hıyar birazcık daha fazla ilgi istiyor ve daha çok zaman geçirmenizi istiyor. Çünkü fazlasıyla stres faktörlerinden çok fazlasıyla etkilenir. Yani düzenli sulama yapmanız lazım, düzenli gübreleme yapmanız lazım, boş sulama yapmamanız lazım. Bu gibi şeylere dikkat etmemiz lazım. Peki yetiştirilecek için ihtiyaç duyulan materyaller tam olarak nelerdir hocam? Bunları da paylaşabilir miyiz? İhtiyaç duyulan materyaller mi? Evet hocam. Yani ihtiyaç duyulan materyaller, yani ben artık bitki fideyi kastetmediğini düşünerek bir ilaçlama motorunun olması lazım. Ondan sonra düzenli bir gübreleme yapabileceğimiz bir düzeneğin olması gerekiyor. Ondan sonra çapamızın olması gerekiyor. Bunlar da eğer materyal olarak alet ve ekipman diyorsa. Sarı ve mavi tuzaklara mutlaka sahip olsunlar. Artı biz fungal hastalıklar, işte külleme, midye gibi hastalıklarla mücadele etmek istiyorsak mutlaka seramızın havalandırma sistemi yetersizse havalandırma sistemini iyileştirmemiz gerekiyor. Yan havalandırmaları ve gerekiyorsa üst havalandırmaları tüllerle kapatıp zararlı girişini en aza indirmemiz gerekiyor. Mutlaka bir tül çekimi olması gerekiyor. Ve en büyük düşmanlarımızdan birisi de arıdır bizim. Arı girmemesi gerekiyor. Arı netinin olması gerekiyor. Ya tül ya arı net. Yani tül olursa daha iyi olur. Arı da girmez. Çünkü arı girdiği zaman etrafta hıyar yetiştiriciliği yapan başka bir yerde tozu getirebilir. Nasıl? Bazen stres koşullarında erkek çiçek açan çeşitler var. Oradan erkek çiçekle toz taşıyıp meyvede kalitesiz şişkin meyveler oluşturabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu gibi parametreler var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özen göstermemiz gerekiyor. Teşekkürler hocam. Peki ülkemizde ve yine dünya genelinde hıyar yetiştiriciliğinin gelişimi hakkında, geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani hıyar gelişimi, soframızdan eksik etmediğimiz bir sebze türü olduğu için hıyar üretimi devam etmekte. Biz bahsettiğim gibi dördüncü sıradan ikinci sıraya tekrar geldik. Ve İran'dır ve etrafımızda mesela Hindistan'dır, bu ana vatan ama Hindistan'dan daha fazla üretim yapıyoruz. Ukrayna'dan yine aynı şekilde fazla üretim yapıyoruz. Avrupa'ya ihraç edebiliyoruz. Yerli tohumculuk çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Ülkemizde yerli firmalarımız bu konuda belirli bir ivme kazandı. Ve dolayısıyla hıyarın geleceği her zaman var. Biz tabii seracılığı ilerlettik. Artık teknoloji satıyoruz. Teknoloji satarken de mesela Rusya'daki bazı bölgelerde Türk firmaları çok güzel çalışmalar yapıyor. Tabii biz de oraya sürekli hıyar satarken, şimdi onlar da hıyar üretmeye başladı. Herkes hıyar üretiyor. Sofrada tüketenler var, sanayide tüketenler var, kozmetik olarak tüketenler var, alkolün yanında alanlar var. Yani sonuçta hıyar her zaman pazar değeri var. Yeter ki düzgün bir şekilde üretelim, insan sağlığını düşünerek ona göre üretelim. Ürünlerimiz geri dönmesin, ürünlerimizde kalıntı olmasın. Biyolojik mücadelelere önem verelim. Siz dediğim gibi hıyara bakarsanız, beslerseniz o da sizi memnun eder, güldürür, yoksa ağlatır. Çok teşekkür ederiz hocam. Tekrardan çok keyifli geçti. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Sorular ve teşekkürler gelmeye devam ediyor. Ama ben yavaş yavaş Telegram üzerinden bir sınavımız vardı, quizimiz vardı. Onu başlatalım istiyorum. Ben şimdi grup üzerinden hemen başlatacağım. Ardından da yine ekranımıza yansıtacağım. Şu anda ben testimizi başlattım. Tüm arkadaşlarımız da yine katılabilirler. Telegram üzerinden test tarlası isminde. Biraz sonra başlayacak.
katılımlarla eşliğinde başlatılmış olacak. Evet, kolay gelsin. Çağla Hanım. Buyurun hocam. Ben size bir mesaj atacağım. Nereden atabilirim? WhatsApp üzerinden atabilirsiniz şu anda hocam. Şu anda ben siz benim cevabım yazımı görebiliyor musunuz? Atıp görebilirim. Malum telefonla ilgili. Evet, ben peki arkadaş kim Nisa Su'ya göndersem? Tamam, şöyle yapalım. Benim size bugün aradığım diğer numaraya atabilir misiniz hocam tekrar? Bir dakika. Of. Hocam isterseniz chat kısmından da yazabilirsiniz. Zoom chat. Zoom chat. Peki bize ait değil mi bu? Evet. Şöyle yapayım. Evet, testimizin sonuna geldik. Öncelikli olaraktan yine birincimiz Mert Aslan Bey oldu. 1 dakika 38 saniye içerisinde tüm soruları doğru cevaplamış oldu. Tebrik ediyoruz kendilerini. Hatice Sultan da büyük ihtimalle kendileri de ikincimiz 2 dakika 1 saniye. Melek Alp 2 dakika 20 saniyede üçüncümüz oldu. Rabia Habiboğlu da dördüncümüz. Necdet Parlak da beşincimiz ve bu şekilde liste devam ediyor. Tüm katılımcılarımızı tebrik ediyoruz. Ben hemen sorularımızı hızlıca geçmek istiyorum ve göz atalım istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi partenokarp yerlerde döllenmenin sonuçlarından değildir diye sormuştuk. Ve pazar değeri düşer olacaktı doğru şıkkımız. Hocam eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır?
Ben şimdi soruları görmeye çalışıyorum da, burada. Şu anda Merhaba. ekranda yansıtmak Evet. için görebilirsiniz hocam. Aşağıdaki herhangi partinin piyarda ödüllenmenin sonuçlarına değil. Evet. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı sorusu? Yok, yok, yok. Tamam. Hemen ikinci sorumuza geçiş yapıyorum. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi olgunlaşan diğer meyvelerinin bitki üzerine bırakılmasının sonuçlarından değildir? Bu sorumuzun da cevabı verim artar olacaktı. Hemen üçüncü sorumuza geçiyorum. Eklemek istediğiniz bir şey olursa hocam kesebilirsiniz tabii ki. Hemen üçe geçtim. Diğer bitkisinde dişi çiçekler genelde nerede meydana gelir diye sorduk. Bu sorumuzun da cevabı ana gövde üzerinde olacaktı. Dördüncü sorumuzsa yüksek sıcaklık, yüksek ışık miktarı ve uzun günün fazla olmasının diğer bitkisindeki etkisi nedir? De. Bu sorumuzun da doğru şıkkı erkekçek oranı artar. Hemen son sorumuza geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi ipi almanın amaçlarından değildir diye sorduk. Gölgelemeyi sağlamak olacaktı ve görmüş olduğunuz Evet. gibi %82 evet başarı. En %82. başarılı sorunun cevabı hangisiydi? Ben bir daha şey yapıyorum. Hemen tekrardan bakalım. Hemen tekrar yansıtıyorum. Yanlış çünkü veriyi vermek istemem. Şöyle Evet. çıkalım. Evet. Şu an tekrar bakalım. En yüksek cevap olaraktan. Evet, %82 ile beşinci sorumuz hocam. Gördüğünüz gibi. Evet, Evet. %50, %82. %82. Beşinci soru. Demek ki beşinci soru daha kolay bir şekilde Evet. Bir sonuçlanabilmiş. soru, bir evet. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok keyifli geçti. Katılımcılarımızdan da çok güzel bir katılım gerçekleştirilmiş Evet, oldu. katılımcı arkadaşlara da başarılar diyorum. Umarım Tekrardan dilediklerini tebrik olurlar. ediyorum. Yavaş yavaş kapanışa doğru ilerleyebiliriz. Şimdi bizim yine çok değerli arkadaşlarımızdan Nisansu bizimle beraber. Diğer eğitimlerimiz hakkında ve birkaç tane önemli bilgiler var. Bunları paylaşması için ben sözü kendisine devrediyorum. Tabii Çağla Hanım. Hemen aktarıyorum sizlere. Teşekkür ederiz. Öncelikle 2020 yılı fide üretim istatistiklerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. 1 milyar 7 milyon 200 bin sebze fidesi, 14 milyon 426 bin 926 kavun fidesi ürettik. Antalya Tarım Orman ailesi olarak. Ve 31 milyon 290 bin 460 karpuz fidesi ürettik. Fide üreticilerimizin emeklerine sağlık demek istiyorum. Ve bu akşam, bugün yani 27 Mayıs Perşembe günü saat 18.15'te YouTube, Facebook ve Twitter'dan canlı yayınla Nasıl Başardılar programımız var. Sunucumuz Ramazan Turan, konuğumuz ise avokadocu Ayşe Mecek olacak. Hepinizi programımıza bekliyoruz. Canlı yayında yine YouTube, Facebook ve Twitter'dan gerçekleşecek. Ve diğer eğitim programlarımızdan haberdar olmak için ise Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz diyorum. Ve hocamıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de hocamıza çok teşekkür ederiz ama sanırım hocamız son sözlerini söyleyemeden teknik bir sıkıntı yüzünden düştü gördüğüm kadarıyla. Evet, ben de tekrardan hocamıza buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok verimli geçti her şeyden önce. Aynı zamanda her zaman olduğu gibi tüm katılımcılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Ve ben hemen diğer bir dersimiz olan yarınki programımızı yansıtacağım sizlere. Evet, şu an geldi değil mi? Evet. Yarınki dersimiz öncelikli olarak saat 3'te başlayacak. Yani öğleden sonrasında başlayacak. Gerbera yetiştiriciliği üzerine eğitimimizi gerçekleştireceğiz. Değerli hocamız Profesör Doktor Soner Kazas bizlerle birlikte olacak. Bu değerli programımıza da eğitimimize de tüm katılımcılarımızı bekliyor olacağız. Evet. Hocamız tekrardan aradım ancak şu anda bağlanıyor. Biz kendi teşekkürlerini buradan bir nevi hocamızın nezdinde iletmiş olalım. Aynı şekilde Antalya Tarım Orman Müdürümüz Gökhan Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Ürman'a keza aynı şekilde sonsuz teşekkürler. Diğer eğitim programlarımızda da görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın.